Yüz körlüğü hastalığı Türkiye'de de görülmüş. Nedir bu hastalık? Ya şimdi düşünsene, Brad Pitt'le tanışıyorsun böyle bir şeyde. 10 gün sonra bir daha görüyorsun. Adam seni tanımıyor yani. Ne kadar üzülürüm ben böyle yakışıklı bir insanla ya tanışmışım. Ya ben bunun hastalıktan olacağını düşünmem açıkçası. Ha, değil mi? Böyle sanki böyle havalı, i̇şine kibirli, işine gelmiyor gibi. Aslında değil. Ne kadar acıklı bir şey. Güldük ama şu an gerçekten evet. Çok sorun. Neden şimdi, oluyor hocam? Bak şimdi şöyle düşün. Bizim beynimize temporal bölge dedim. Şu şakaklarımızın olduğu bölgenin hemen alt kısmında böyle küçücük bir alan var. Fuziform alan dediğimiz. O alan yüzleri tanıma alanı. Yani şimdi özellikle yeni tanışım, bunlar şiddete göre değişiyor tabii. Yüz tanıma alanında bir şekilde hücreler büyümemiş kalıyor. Nadir bir tablo gibi görülüyor ama aslında değil. Doğuştan olabiliyor, sonra travmaya bağlı da olabiliyor. Mesela doğuştan oldu diyelim, doğduğu anda o bölge gelişmemiş oluyor. Ve ne oluyor? Sana çok basit şey anlatayım mesela, bizim tıp eğitiminde anlatırlardı. İşte Ali annesiyle her gün okula gidiyor. Akşam annesi onu okuldan almaya geldiğinde annesini tanımıyor. Of. Yüzünü tanımadığı için, ama nereden tanıyor? Yüz dışındaki diğer ipuçlarından, işte yürüyüşünden, omuz yapısından, giydiği kıyafet. Annesi her gün kırmızı montla çocuğunu karşılıyor. Brad Pitt beni sabaha kadar tanımayabilir yani. Benim oğlum tanımadığı çok daha dramatik bir evet, an yani. Çok daha dramatik zor bir şey değil mi? Gerçekten. Bu Allah'tan ki şöyle yani, hafif, orta ve şiddetli diye gidiyor. Allah'tan en sık hafif form görülüyor. Yani genellikle ne? Hani seni, beni, bir aile bireylerini çok daha yakın. İyi tanıyabiliyor ama yeni tanıştıkları insanların yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyor. Mesela işte her sabah iş yerine giden bir insan, kapıdaki güvenlik görevlisi aynı kişi olmasına rağmen her sabah hani ona sen kimsin tanışıp böyle bir şey. Ha. Yani o yüzden yüz körlüğü oldukça sıkıntılı bir hastalık ama maalesef dışarıdan da insanlar ben tanıyamıyorum deyince, hani şöyle oluyor ya, ben yüzleri hiç hatırlamıyorum. Bazen isimleri unutuyorum der gibi. Yüzleri hatırlamıyorum. Duyarsın sen etrafta da yani. Ay benim diyorum ya. Ben isim çok zor hatırlıyorum. Çok iyi yüz tanıyamıyorum. Ama çok insanla tanıştığım için de olabilir. Yoksa ya var mı? Tabii ki o da olabilir bu ama. Bu da olabilir ama şu an. O da olabilir ama şöyle düşün. Hafif bir formda da olabilirsin. Çünkü nadir değil bu çağla. Yani şöyle düşüneyim. Hani çok fazla çalışılmış bir konu değil. Çok fazla çünkü insanlar bunu dile getirmiyorlar. Şimdi sana sormasan dile getirmeyeceksin belki. Yani dile getirmediği için sıklığını da çok kestiremiyorlar ama tahminen özellikle doğuştan olan daha sık %2 gibi. Yani düşün, 100 kişiden 2 kişi aslında böyle bir şikayeti var ama dile getirmiyor. Ama dile getirmiyor. Ama görünmeye başladı diyorsunuz. Evet. Peki. Yani Allah'tan Brad Pitt bunu dile getirdi. Hani zaten ne diyor? Yani birazcık insanlar beni farklı algılıyor. Ya yok mu benden başkası gibi şey yapınca, dile getirince insanlar da Türkiye'de de işte görülmeye başladı dediğin şey bu. Biz bunları kibirli zannederiz. İşte bak ne kadar kendini beğenmiş, bizimle hiç ilgilenmiyor zannederiz ama kibirli olmasında da bir sakınca görmüyorum ayrıca. Yakışıklı ve ünlü olunca böyle. Hayır, ya aşırı yakışıklı olduğundan dolayı diyebilir miyiz? Bir salalım adamı yani gerçekten. Şimdi geçmiş olsun diyelim kendisine, bu hastalıkla ve tüm hastalıklarla savaşan herkese. Son günlerde en çok konuştuğumuz ve daha çok konuşmaya başlayacağımız konulardan bir tanesi longevity. Hocam longevity'yi bir de sizin tanımınızla dinleyeceğiz ama ondan önce gençliğin sırrı. Hocamızın beyinde dediği yepyeni bir kitabı var. Uzun uğraşlar sonrasında çıkardı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun hocam. Bu aslında yeni değil. Yani 7-8 ay önce çıkardığı Allah bir kitap biliyorsun. Daha şimdi getirdin. Şimdi bak. Aslında longevity dediğimiz tanım bizim 3-4 yıldır üzerinde konuştuğumuz bir tanım. Yani sağlıklı, uzun yaş alma dediğimiz şey aslında longevity. Bu işte batı diliyle moda olmuş bir isim olarak Türkiye'ye belki konuşacağız. Biz bunu aslında 3-4 yıldır konuşuyoruz. Yani işte Murat konuşuyor, bir sürü hekimimiz, teknolojiyi takip eden hekimimiz bunu konuşuyoruz. Ve hakikaten çok önemli bir hale geldi. Yani bundan 8-9 sene önce wellness konuşuyorduk biliyorsun. Doğru, doğru. Bugün artık sağlıklı uzun yaşamı konuşuyoruz. İşte sağlıklı uzun yaşamında batı tıbbındaki adına longevity diyoruz. Burada longevity dediğin şey Çağla, bir bütünler parçası aslında. Yani tek başına bir şey değil bak. Vücutta bir sistem var ve o sistemin içinde 8-9 tane ayrı makine var. O makineleri tek tek ele alacaksın ve tek tek tamirde tutacaksın. O zaman sen sağlıklı uzun yaşamı ya da longevity'yi yakalayabilirsin. Ne bu parçalar hocam? En önemli parçalar. Bak bugün birçok büyük firma, silikon vadisi de olmak üzere milyarlarca dolar yatırıyorlar bu araştırmalara ve hepsi ayrı ayrı parçaları tutmuş durumda. İşte bu parçalardan bir tanesi enerji üretimi. Yani vücudumuz 18 yaşındaki enerjisini 60 yaşında da nasıl devam ettirecek? Bunun araştırmaları var. Bir diğeri toksin. Yani az önce hocamız da anlattı. İşte karaciğerimizi nasıl bu toksinlerden şey hep aynı tazelikte tutabileceğiz. İşte bir diğeri stresten nasıl vücudumuzun zarar görmesini engelleyeceğiz gibi. Tabii ki en önemlisi bunların içinde de DNA'mız. Yani yaşla birlikte
o DNA telomeri dediğimiz o DNA ipinin parçalanıp kısalmasını nasıl engelleyeceğiz? İşte bunların hepsi bir bütün. Tek başına bir yol değil. Ben şunu yapayım, şunu içeyim, şu iğne işte ne bileyim glutatyon vardı 5 sene önce. Hmm. Damardan glutatyon bunu yapıyorum ama damardan da glutatyonumu alıyorum. Bugün de işte şunu yapıyorum ama ne adi artık böyle değil dünya. Ya basit bir glutatyonla, basit bir NAD ile olacak işler değil bu işler. Bir bütün olarak düşünmek gerekiyor bu. Doğru. Longevity meselesini. Çok güzel söylediniz. Şimdi... O yüzden mesela bu kitapta da onu anlatıyorum. Yani 8 farklı parametremiz var. Her bir parametreyi tek tek ele alıp tek tek düzeltmemiz gerekiyor. Hiç zor bir şey değil. Aslında çok da pahalı bir şey de değil. Ama eğer yapmazsak, yani biz bir taraftan vücudumuzu bozalım dersek diğerden dışarıdan da pahalı şeyleri almak zorunda kalabiliriz. Kalabiliriz. Dünya o noktaya bugün, gelmeden değil mi? Evet, minik minik işleyeceğiz kendimize. Dünya bugün müthiş gelişmeler yapıyor Çağla. 3 tane ana hedef var. Bunlardan bir tanesi sitrullin diye bir şey var. Sitrullin. Sitrullin bizim vücudumuzdaki proteinler ama o proteinler yaşlanmamızı engelliyor. İnflamasyonu engelliyor. Paslanmayı engelliyor. Düşünebiliyoruz. Müthiş bir şey. Sitrullinin böyle alt tipleri var. Bunları nasıl canlı tutup aktif halde tutabiliriz diye uğraşıyorlar. Bak bir yatırım oraya gidiyor. Bir yatırım telomeraz dediğimiz sistem var. İşte o telomerlerin kısalmasını nasıl engelleriz gibi sistem. Bir yatırım egzozomlar var. Bak bugün egzozomlar zaten kullanılmaya başlandı. Türkiye'de var işte cilt için, eklem ağrıları için egzozomlar yapılıyor. Cildini yeniliyorsun, kas eklem sistemini tabii, yeniliyorsun. Tabii. Onlar işte artık bu dakikadan sonra içerideki organları, içerideki sistemleri yenilemek için çalışmalar devam ediyor. Yani bizi güzel günler bekliyor ama bu güzel günlerde de of aman biz ölümsüz mü olacağız? Tabii ki böyle bir şey yok. İyi yaşalalım değil mi? İyi sağlıklı yaşalalım. Yaşalalım en önemli. Yani peki. Bugün baktığında 70 yaşındaki bir insanın da bir şekilde işte cildine bakarak, kendine şey bak dışarıdan göründüğünde 40 yaşında görünebiliyor. Organlarımıza da yansıtabilirse keşke, değil mi? Ne mutlu bize olacak. Umuyorum yani. Onlara da cildimize baktığımız kadar iyi bakıyoruzdur. Yani. Aynen elimizden öyle. Elimizden geldiği kadar. Erken yaşlandığımızı veya paslandığımızı nasıl anlarız? Dışarıdan baktın cildin çok güzel ama içeri dönüp her zaman bakamıyoruz evet. Değil mi? Nasıl anlarız? Bize nasıl belirtiler verir? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Longevity dediğimiz uzun ve sağlıklı yaş alma diyelim biz bunu Türkçesini kullanalım. Uzun ve sağlıklı yaş almada en büyük tehlikenin şu ana kadar yapılmış çalışmalar en büyük tehlikenin birincisi sigara içmek olduğu ortaya çıktı. Sağlığa çok zararlı yani sen oldu ne kadar sağlıklı yaşarsan yaşa. En mükemmel hayatta yaşasan, sigara içiyorsan o iş orada bitiyor. Çünkü sigaranın inanılmaz inflamasyondan tut vücut oksijenasyonuna kadar zararlarını artık söylemeye gerek yok. Evet, evet. Öyleyse önce biz hayatımıza sigarayı bir kenara atarak başlayacağız. Bir. İkincisi göbek çevresindeki yağlanma. Çünkü göbek çevresindeki yağlanma senin sağlığın için bize ipucu veriyor. Ben seni şöyle gördüm çok da zayıfsın, gayet fitsin ama göbeğin etrafında yağlanma var. Bu bana iki mesaj veriyor. Ne diyor? Bu vücutta inflamasyon var diyor. Çünkü inflamasyon ne vücut? Yangı, organlar yangın içinde. Bu yangın bir süre sonra o organları kül edecek diyor. İnflamasyon var diyor. Bir de stres içinde diyor. Kortizolün etkisi altında diyor. Bu ikisi varsa zaten bittin yani. Evet, evet doğru. Şimdi göbek çevrende yağlanman var mı? Nasıl anlayacağım ben bunu? Göbek çevreni ölç, bir de kalça çevreni ölç. Göbeği kalçaya böl. 0.9 olacak. 40 kadın ve erkek değişiyor ama ortalamayı söyleyeyim. Ortalama böyle bir göbeğini şey ölçtün, kalçanı ölçtün. Göbeğini kalçana böl 0.9. Onun üstündeyse senin göbek çevrende yağlanman var. Bu bir. İkincisi bilmiyorum sende de oluyor mu? Bu birkaç aydır sanki bende başladı. Hemen şark kartilajımı almaya başladım. Yürürken, merdiven çıkarken, egzersiz yaparken dizlerinde ağrılar başlıyor. Yok çok şükür. Bu eklem instabilitesinin yani vücudunun yağının azaldığını gösteriyor. Ha işte ama hocam yani. Unutma Çağla. Biri kemiksiniz yani şu an. Bak, benden unutma. Daha zayıf hocam yemin unutma. Ederim. Unutma. Esnekliğin kadar gençsin. Gençsin. Bu çok önemli ama bir dizimi vücut. Eklem yeri ne kadar esnek olabilir ki? Benim vücudun kasığım kadar... bacağım açık diyelim ama eklemlerim nasıl esnek olacak? Bak, vücudun ne kadar esnekse sen de o kadar gençsin demektir. 92 yaşındaki bir insan esneyerek... Esneme hareketlerini rahat yapabiliyorsa o aslında 52'dir. O kadar önemli esneklik çok önemli. İşte bu diz ağrıları niye oluyor? Hareket etmiyoruz değil mi çok fazla? Yağlandırmıyoruz, siz esnekmiyoruz. Hareket etmiyor musunuz hocam? Şimdi hareket ediyorum tabii ki ama bunlar belli yaştan sonra azalmaya başlıyor. Kıkırdaklar, kollajenler azalmaya başlıyor. İşte o zaman senin kollajen ihtiyacın olduğunu, kıkırdağa ihtiyacın olduğunun mesajını alıyorsun.
Oysa bunu önceden başlamak gerekiyor belki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.